Ben değil. Burası. Seni uyutmayacak olan burası. Eğer burada bir hayat varsa tabii. Burada hayat var Cemre. Ben de inanmakta zorlansam da burada hayat var. Ben bu filmi daha önce izlemiştim sanki. Buraya ilk geldiğimiz geceyi hatırlıyor musun? Sen yine böyle şehrin ışıklarına bakıyordun. Ben de sana içimde karanlık kusuyordum. Kustun da ne oldu? Kusa kusa sustun. Senin kim olduğunu öğrendiğim günden beri başıma gelen her şey... Benim suçum. Tamam mı? Her şey benim suçum. Oldu mu? Senin başına gelen, Nedim'in başına gelen, benim etrafımdaki herkesin başına gelen her şey benim suçum. Tamam mı? Devam et. Suç kelimesini iki cümle içinde daha kullanırsan aptal Cemre yine yemi yutacak. Ama sana bir sır vereyim mi? Senin anahtar kelimen suç değil. Suçluluk. Bu geceyi kurtardın değil mi? Annen ne yaptığını öğrenene kadar kurtardın. Sonra annen sana ne öğrettiyse yine onu yapacaksın. Yine beni onların önüne atacaksın. Çünkü sen başka türlüsünü yapamazsın. Uyku gelmedi mi senin? Git yat artık. Günaydın korkak. Günaydın cesur yürek. Günaydın anne. Ne o? Kızını mı düşünüyorsun? Aman canım. Benimki de laf. Senin bir tane kızın var. O da şu an koynunda. Ceren. Günaydın Ceren Hanım. Artık kalk da bir kocanın yanına git istersen. Artık ben böyle geceleri kaçarım anne koynuna. İlaç niyetine. Ha, geceleri ananın koynunda yat diye evlendirdiler seni değil mi? Thank you.
sen ilaç niyetine ananın koynunda kıvrılırken ben bütün gece senin kocanı topladım. O odaya ya benim yerime Agah Bey girseydi ne olacaktı halimiz? Senin o karnındaki bebek bile kurtaramaz bizi o adamın elinden. Bak, bu saatten sonra aklını başına toplayacaksın. Yoksa... Aklımı başıma falan toplamıyorum. O da ilaçlarını alacak. Yoksa ben katil olacağım. Ben avukatla konuşmadan o ilaçları elini sürersen... Katil olacağım diyorum sana babaanne. Katil olacağım. Neyi anlamıyorsun? Ceren, dur. Dur diyorum sana Ceren. Dün gece o telefonu ben değil, Agah Bey'iniz açmış olsaydı şu anda hepiniz kapının önündeydiniz. O yüzden aç kulağını, beni iyi dinle. Bu işi oğlumu karıştırmadan çözeceksiniz. Şu ilaç işini tatlıya bağlayalım bakalım şimdi sana. O kız Cenk'le karşı karşıya gelmeden önce o kızı oradan geri alacaksınız. Agah Bey de bu beceriksizliğinizi duymayacak. Cenk dışarı çıkar çıkmaz hemen içeri girip Cemre'yi oradan alacaksınız. Tek bir aksilik daha olmayacak. O kız oğlumun evinden sessiz sedasız gidecek. Verdin mi yoksa ilaçları ha? Söylesene, Allah canını almasın seni, verdin mi? Kız ne oluyor? Nereye? Kız, kuyruğu yağmış akrep gibi nereye gidiyorsun sen? Gazla. Hanımın emrediyor, kontrol ediyor. Nereye desene kız, nereye?